canlıların açılana kadar böyle kendi kendime takılıyorum. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Süper Lig Yol Instagram hesabında canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ben Elif Neslihan Sar. Birazdan çok değerli bir konuğum olacak. Kastamonu Spor eski başkanı Sayın Erkan Özcan'ı konuk olarak yayına alacağım ama çok da eski sayılmaz. Bütün hikayeyi ve futbola dair ne varsa konuşacağız. Kendisine hemen yayına alıyorum. Bekliyoruz. Umarım dün akşam bir sorun yaşamıştık. İzleyenler biliyordur. Hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyiz başkanım. Biz de ne yapalım? Böyle yayınlara devam ediyoruz. Hem 19 Mayıs bugün biliyorsunuz hem de Kadir Gecesi her ikisi de kutlu olsun diyeyim. Hem size hem izleyenlere. Teşekkür ederim. Hayırlı vesile olsun diyelim öncelikli olarak. Bence öncelikle tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlarım. Ve yine tüm İslam aleminin mübarek gecesi de hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Böyle bir gecede beni yayınıza davet ettiğiniz için bu nazik davetinden dolayı size teşekkür ederim. Başkanım davetimizi kırmayaraktan bizleri kabul ettiğiniz için bizler Süper Lig Yolu ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Sizinle zaten uzun zamandır tanışıyoruz diyebilirim. Evet. Her zaman mütevazi ve naziktiniz bize karşı. Çok teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem ekibim adına. Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Başkanım şimdi tabii futbola geçeceğiz. Kastamonu'dan bahsedeceğiz. Sizinle ilgili farklı şeylerden de bahsedeceğiz ama öncelikli olarak malum hepimizin bildiği gibi özellikle bu yayınları zaten Instagram üzerinden yapmamızın tek bir sebebi var. Dünya olarak ve ülke olarak pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Boş vakitler oluyordur muhakkak ki. Hem futbol adına neler yapıyorsunuz hem kendi adınıza neler yapıyorsunuz? Tabii dünya çok beklenmedik bir sırada, beklenmedik bir anda böyle bir hastalığa maalesef maruz kaldı. Tabii herkes gibi ben de evimdeyim. Fazla dışarı çıkmıyorum. Kastamonu'dayım. Kastamonu'daki evimde geçiriyorum günlerimi. Biraz daha işte eski anılarımızı taze ediyoruz. Ailecek vakit geçiriyoruz. Onun dışında tabii yine futbol piyasasına ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Evdeyiz. Şu anda tatil yapıyoruz. 2 aydan beri fazla bir uğraşımız yok. Başkanım şimdi ben tabii size sorular yönelteceğim ama izleyenlerimiz de bizimle beraber. Birçok arkadaşımız da buraya gelmiş. Hepsine öncelikle selam edelim. Selam olsun. Hoş geldiler. Hepsinin hem 19 Mayıs'ı hem tekrar söyleyelim. Kadir geceleri mübarek olsun. Hayır, kutlu olsun. Size gelen selamlar var. Onları hemen okuyayım. Hem böyle okuyacağım başkanım hem sohbet edeceğiz. Kadir tamam. Fatih Özcan, Büyük Başkan özledik seni diye size bir selam yollamış. Spor Magazin 37 iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Birçok katılan arkadaşlarımız var. Hepsine selam olsun. Erkan Kalender Başkanım demiş. MC Aydemir, iyi yayınlar. Erkan Başkanıma selamlar demiş. Ben hızlıca başkanım bu şekilde okuyayım. Kadir gecemizi kutlayanlar var. Teşekkür ediyorum. Büyük Başkan'a selam olsun diyor. Koyuncu. Büyük Başkan. Sağ olsunlar. Evet. Teşekkürler. Başkanım, şimdi pandemi sürecinde sizin neler yaptığınızı konuştuk ama sizce bizim duruşumuz nasıldı bu süreçte? Futbol kısmına da geçeceğiz ama genel olarak sağlık açısından ülkenin duruşu, ülke insanının duruşu nasıldı? Şimdi siz evinizdesiniz, ben evimdeyim. Evet, şimdi her şeyden önce Sayın Sağlık Bakanımızı, Sayın Fahrettin Koç'u tebrik etmek gerekiyor. Bu süreçte inanılmaz bir mücadele verdi. Tabii ki sağlık çalışanlarıyla birlikte. Pandeminin Türkiye'de hafif atlatılmasının, ben bu tabirle söylüyorum, hafif diyorum çünkü diğer ülkelere göre biz hafif atlattık nüfusumuz oranla. Atlatılmasının bu başarının temel taşlarından biri Sayın Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımızdır. Tabii Avrupa'da ve dünyada birçok ülkede bulundum. Avrupa'da ameliyatlar geçirdim. Almanya'da ve Fransa'da, İsviçre'de 3 ayrı ülkede ameliyatlar geçirdim. Sağlık sektörüyle tabii ki orada da sağlık sektörünü gördük. Evet. Ama şu var, tartışmasız bizim sağlık çalışanlarımız sahada dünyanın en iyilerinden diyebilirim. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer uzmanlarımız. Bize bu çok yardım etti bu süreçte. Gördük ki tedavi ve muayene hızında ve başarısında gerçekten üst düzey bir başarı sağladık. Tabii pandeminin yayılmasını engellemekte de
hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Sağlık Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın ve diğer bakanlıkların da önlemleriyle ve bütün ildeki valilerin her ile göre aldığı ayrı özel önlemlerle ben bu süreci yatlattığımızı düşünüyorum. Tabii insanlar da buna riayet ettiler, kurallara uydular. Tabii uymayanlar da olmuştur illaki ama genel anlamda kurallara uyulduğu ve yönetim bazında da büyük bir başarının sağlandığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi başkanım, Kastamonu ile ilgili gelen sorular var ama Kastamonu Spor'a geçeceğiz ama öncesinde bizim için Kastamonu Spor elbette önemli ama şu anda genel olarak bir sıkıntı var biliyorsunuz. Futbolun maçların başlama tarihi ve pandemi süreci, her ikisi bir arada bir sıkıntı. Şimdi siz futbol camiasının içinde oldukça yer edinmiş bir Evet. isim olarak çok yakın bir zamana kadar da Kastamonu Spor'un kulüp başkanıydınız. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak genel düşüncenizi öğrenmek istiyorum. TFF'nin almış olduğu, federasyonun almış olduğu ya da almaya çalıştığı bu kararı. Tabii Süper Lig ve alt ligler olarak tarihler farklı olduğu için her ikisini de ayrı ayrı değerlendirmenizi çok isterim. Tabii şimdi hem dünya hem ülkemiz dediğim gibi çok hazırlıksız yakalandık. Her sektörde olduğu gibi futbol sektörü de hazırlıksız yakalandı. Yani bilinmedik bir hastalık geldi ve kimsenin hesap edemediği olaylar ortaya çıktı. Tabii nitekim 20 Mart'a doğru da maçlar iptal edildi. Türkiye'de Evet. futbol iptal edildi. Ve ilk açıklamayla 12 Haziran'da başlayacak olan bütün ligler, Süper Lig 12 Haziran'da başlamakla birlikte diğer alt liglerinde işte tahminim 19 Haziran TFF birincilik ve Temmuz 18'de de Evet. ikincilik ve üçüncülükler başlayacak sanırım. Bu şekilde bir açıklama geldi. Tabii insanlar hemen panikte kapılmamalı. Hastalık süreci eğer artar ve böyle devam ederse yine Futbol Federasyonu Başkanımız gerekli kararları alabilir. Yani maçlar 12 Haziran'da başladı diye başlayacak diye biz illaki Süper Lig maçları 12 Haziran'da başlayacak diye bir kaide yok. 10 Haziran'da durum kötü olur. Sayın Federasyon Başkanımız yine kendisi gerekli kararları alır Spor Bakanımızla birlikte. Yani bu şu anda öngörülen süreç. Ama Avrupa liglerine baktığımızda hani kıyasla biz bir Avrupa ülkesiyiz. Evet. Şöyle bir çizelge çıkardım. Güney Kore mesela Avrupa ülkesi değil ama Fore Adaları 9 Mayıs'ta başlamış. Güney Kore 8 Mayıs'ta başlamış. Almanya 16 Mayıs'ta başladı bu hafta. Evet. Çek Cumhuriyeti başlayacak bu hafta bu hafta sonu. Danimarka Evet. bayramdan sonraki hafta başlıyor. Yani 3-4 ülke hariç bütün ülkeler Haziran ayına kadar liglere başlıyor. Tabii ki Fransa ligi teşkil etti. Ama orada şöyle bir durum var. Zaten şampiyon belliydi orada. Ve duyduğuma göre de tam net emin olmakla birlikte oradaki bağlantılarımla görüştüm. Düşen takımlara da çünkü orada düşme kotası çok sınırlıydı. Düşen takımlara hem İskoçya'da hem Fransa'da bir ek bir teşvik vermişler. Evet. Duyduğuma göre federasyon. Hollanda ligi komple iptal etti. Şimdi tabii bize şu konuşuluyor, Süper Lig iptal edilsin. Ya tabii Süper Lig iptal edilebilir ama tabii şampiyonun kim olacağı, kim olmayacağı bunu belirlemek gerekiyor. Bu önemli bir şey, yıllar sonra konuşulabilecek bir şey. Sivas Spor belki hayatta ilk defa şampiyon olabilecek. Potanın içinde ligden düşecek takımlar belli değil. Şimdi puan durumuna bakıyorum. Sonuncu takım 22, 18. takım 22 puanda, 10. takım 31 puanda Denizli Spor. Yani burada 9 tane takımın ligden düşüp ligden kalma mücadelesi var. Kim düşecek, kim kalacak? Bunlar önemli. Ve de şu var, diğer ligleri de geçeceğim ama şu var her şeyden önce. Şimdi ligler Haziran ortası ve Ağustos sonuna kadar bütün ligler, Süper Lig ve alt ligler bitecek şekilde ayarlanmış şu anki takvimde. Dünyadaki uzmanlarla görüştüğümüz zaman, bilim adamlarının öngörülerini aldığımız zaman bu pandemi süreci yaklaşık dünyada en az 2 kış sürecek. Böyle öngörüler var, böyle açıklamalar var. Şimdi Evet. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta oynanamayacak olan lig nasıl Kasım'da, Aralık'ta oynanacak? Aşı bulmalı, o zamana kadar aşı bulunmayacak. Bunu söylediler defalarca. Evet. Yani bence benim öngörüm aslında bu seneki ligin bitmesi değil, ben 2020-2021 sezonunun oynanmayacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'da ve dünyada birçok ülkede. Bu seneyi bitirmeyi Avrupa'da ve dünyada. Seneye ligler oynanmayabilebilir. Evet, ben bu seneki lig bitirme operasyonunun aslında bir test olduğunu düşünüyorum. Eğer orada çok başarılı bir test verirsek biz ve Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri
bence 2020-21 sezonu oynanabilir hale getirilebilir. Ama oradaki maçlarda son kalan işte 7-8 haftada, 4-5 haftada liglere göre değişiyor, alt liglere, Süper Lig'e göre. Bu son kalan haftalarda eğer süreç negatif etkilenir ve futbol camiasında da virüsün yayılma hızı artarsa, ben 2020-21 sezonunda birçok ülkenin futbol liginin oynanmayacağını düşünüyorum. Bu benim öngörüm. Peki başkanım, yani bir de ekonomik yönünden değerlendirin bunu. Dediğim gibi siz futbolun her alanında yer aldınız. Yani başkanlık sürecine gelene kadar onlardan da bahsederiz ama şimdi futbol ekonomisi var, bir lobi var. Oynanmayacağını tahmin ettiğiniz bu durumda nelerle karşılaşacağız? Şimdi yani benim tahminim yalnız... Dinliyorum başkanım. Tahminim yalnız şu yönde. Ben bu seneki ligi bitirileceğini düşünüyorum. Öyle veya böyle. 2019-2020 sezonunu bence bitireceğiz. Türkiye Süper Ligi ve alt ligli olarak bitireceğiz. Ama 2021-2021 sezonunda büyük sıkıntı çıkacak. O ligin hiç oynamama ihtimali var. Hani ekonomik olarak nasıl etkiler? Hani hiç oynanmaması durumunda. Evet. 19 ve 20'nin bitmemesi durumunda. Şimdi hani lig lig bakmak lazım buna. Sadece birlik olarak değerlendirmemek gerekiyor. Süper Lig'de malumunuz yayıncı kuruluşun gelirleri var. Her evet. maçta galip gelen takım benim Süper Lig'de görev yaptığım dönem 3 milyona yakın para alıyordu. Beraberlikte 1,5 milyon falan dolar bazındaydı o dönem Süper Lig'de görev yaptığımda. Şu anda da hemen hemen aynı rakamlarda. Böyle bir gelirden mahrum kalma ihtimali var. Bundan ziyade şampiyon olan takımın, olacak takımın alacağı ekstra primler var. Küme düşen takım kim olacak, bunların belirlenmesi gerekiyor. Çünkü her ligde belli bir her sene katılım payı var. Süper Lig'de bu çok yüksek. TFF 1. Lig'de biraz evet. daha düşük. Onu da geçtik. İlk iki olarak Şampiyonlar Ligi'ne kim gidecek? Şampiyonlar Ligi'ne giden takım doğrudan giden takım kasasını belli bir miktarla dolduruyor. Bunlar hangileri olacak? Şimdi bunların belirlenmesi evet. için işte UEFA Kupası'na, Avrupa Ligi'ne gidecek takımların ligin öyle veya böyle bitmesi lazım. Bu maddi süreçte maddi olarak çok önemli. Keza evet. gelelim TFF 1. Lig'e. Şimdi TFF 1. Lig'e bakıyorum puan durumuna. Hani lig oynanmasın diyen bazı kulüp, aslında birçok kulüp lig oynanmasın diyor. Yani ligler tescil edilsin. Böyle tescil edilsin veya oynanılmasın. Böyle tescil edilirse ve kimseden itiraz gelmezse bu olabilir. Ama itiraz edecek kulüpler illaki var. Çünkü işi averaja kadar götürülebilecek puan durumları var baktığımız zaman liglerde. Ama hı-hı. ligleri iptal etmek demek şimdi... Ben bakıyorum Süper Lig'e, Trabzonspor lider, nasıl hakkını yiyeceğiz burada? Trabzonspor'un hakkını nasıl, bir şampiyonluk daha alacak belki, nasıl yiyeceğiz? Evet. Başakşehir bana göre ligin en iyi takımı, en iyi kadrosu. Yine Trabzonspor'la aynı puana sahip. Belki onlar şampiyon olacak ilk defa tarihleri, nasıl hakkı yenecek? Daha evet. sonra mükemmel bir çıkış sağladı. Son 10-11 haftanın en iyi çıkış gösteren takımı. Belki Galatasaray şampiyon olacak. Burada nasıl bir yine hak yeme olacak? Yani şu anki eğer lig durmasaydı en formdaki takım Galatasaray'dı. Yine evet. Sivas belki tarihinde ilk defa bir şampiyonluk yaşayacak. Yine bir Anadolu takımı belki 6. şampiyonluk yaşayan takım olacak. Sivas'ın da önünü kesemeyiz. Onun dışında keza diğer takımlar biraz uzak. Beşiktaş, Alanya, Fenerbahçe bunlar daha uzak şampiyonluğa ve Avrupa kupalarına. Ama bunların da Avrupa kupalarına katılma ihtimalleri var. Yine düşme potasında Kayseri, Ankara Gücü, Rize, Malatya, Konya bunlar birbirine çok yakın takımlar. Kasımpaşa da keza öyle. Hangi evet. üçünün düşeceği belli değil. Yine Türkiye Kupası'nı kimin alacağı belli değil. Yani bir evet. Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalya, Alanya. Belki Alanya Spor alacak Türkiye Kupası'nı kazanacak. Evet. Bunları nasıl tescil edeceğiz? Yani burada bence oynanması için gerekli önlemler alınıp force edilmeli. Yani oynanmalı bence. Bu yani seneki lig bitirilmeli. Ben size şu soruyu sormuş olsaydım o zaman siz ona oynanması yönünde bir yanıt verirdim diyecektiniz. Çünkü biliyorsunuz biraz önce siz de bahsettiniz. Birçok kulüp bir kısmı oynansın derken bir kısmı oynanmasın dedi. Aslında bir anlamda da baktığınızda ki siz daha iyi bilirsiniz. Kulüplerin çoğu da kendi çıkarlarını düşündü. En azından düşme potasındaki ve çıkma potasındakiler. Tabii. Özellikle alt ligler. Mevcut olarak başkanlığınızı sürdürseydiniz anladığım kadarıyla siz de liglerin oynanması ve bu senenin en azından bir şekilde tamamlanması yönünde bir yanıt verecektiniz galiba. Şimdi diye düşündüm bir an. Şöyle söyleyeyim, ben Kastamonu Spor'un mevcut olarak başkan olsaydım, şimdi hani ikinciliklere de bakalım isterseniz bu soruyla birlikte. Şimdi tabii puan durumuna baktığımda Bandırma 60 puanda lider, Ankara Demir
57 artı 3 diyorum. Çünkü o Elazığ maçını 3 puanı federasyon sitesinde vermiş ama hani ben 57 artı 3 diyorum. Biz Kastamonu 60 Spor... olarak görüyoruz. Evet, 57 artı 3. Ama bir maç fazlalık oluyor ya. Yine Kastamonu Hı, Spor, evet. Kastamonu Spor biz yani 53 artı 3'teyiz. Tuzla hemen 53'te. Sakarya 51. Uşak 44'te. Uşak belki playoff'u zorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hı-hı. Ben Kastamonu Spor açısından düşündüğümde tabii ki liglerin benim şampiyon Kastamonu Spor'un şampiyonluk iddiası var ve ciddi paralar harcandı. Evet. Ve ciddi emekler verildi. Evet. Ve şampiyon olamasa bile direkt birinci olarak çıkamasa bile playoff'un ciddi adaylarından bir tanesi. Playoff'ta bana göre en iddialı adaylardan bir tanesi. Bu kadar emeğin, bu kadar paranın, bu kadar çalışmanın bir anda çöpe atılması bence de kabul edilemez. Nedir doğru olan? Doğru zaman geldiğinde gerekli önlemlerle bu ligi bitirmek. Şimdi keza geliyorum diğer grupta Samsun Spor. Evet. Yani geçen sene aynı gruptaydık Samsun'la. İnanılmaz paralar harcadılar. Ciddi emekler evet. de harcadılar. İstediler de oradaki teknik heyetleri tanıdıklarım var, arkadaşlarım var. Yönetimde de arkadaşlarım var. Camianın eskileri de o hala orada görevde. Ercan abi gibi, Ercan Koloğlu, Celil abi, Cenk abi. Onlarla da sürekli orada kulübü ziyaret ettiğinde oturup sohbet ettik. Ciddi paralar harcandı. Geçen sene de bu senede. Ve bu sene bu takım şampiyon oldu aslında bana göre Samsun Spor. Yani Samsun Spor şu anda altyapısı lige devam etse yine şampiyon. Şimdi yazık günah değil mi bu lig tescil edilmezse eğer Samsun Spor'a? Şimdi öyle tabii. Verilen emeklere yazık yani sonuçta baktığınız zaman. Ve Samsun Spor camiası. Ben Kastamonluyum. Geçen sene de Samsun Spor'u kendi sahamızda 1-0 yendik. Onları şampiyonluktan biz ettik. Onların üzerine çıktık. Ligi de onların üzerine bitirdik. Ezelli bir rekabet var aramızda ama eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu ülkenin futbol takımlarından bir tanesi. Futbol şehirlerinden bir tanesi. Yani dört büyüklerden sonra işte Bursa'dır, Samsun'dur. Şu anda hiçbirini saymadığım bazı şehirlerdir. Önemli bir şehir. Bence Samsun Spor gibi şehirlerin, Kocaeli Spor da keza üçüncü de aynı öyle. Bu şehirlerin evet. önünü kesmemek gerekiyor ve bu sene öyle veya böyle bu ligi bitirmeye çalışmak gerekiyor bence. Evet. Başkanım hemen benim sorularımın yanı sıra izleyicilerimizin sorduğu sorular var. Biraz karma evet. olacak. Önemli değil. Hepsini zaten cevaplayacaksınız inşallah. Furkan evet. Kılıç hepsinde ismini tek tek söylemeye çalışalım ki bekliyorlar çünkü. Kral Başkan gurur duyuyoruz seninle diyor. Bu arada internette bir sorun var mı başkanım? Evet. Benim size sesim ya da görüntüm sıkıntılı geliyor mu? Ses gayet net. Görüntü biraz böyle flu gibi ama ses gayet net. Sizin Seste de... sıkıntı yok. Arkadaş, şu başkanım anda... benim görüntüm geliyor ama evet. arada böyle bir sorun oluyor çünkü. Ben hemen mesajlara geçeceğim. O kadar çok yazan var evet. hızlıca hepsini okuyayım. Siz de görebilirsiniz oradan gördüklerinizi. Lütfen siz de müdahale evet. edin. Başbakan, ay Allah söyledi. Başkan. İnşallah diyelim. Başkan memleket sevdalısıdır diyor Kadir Fatih Özcan. Alperan Büyük Başkan demiş. Büyüksün başkanım. Tarihin gördüğü en başarılı başkansın diyor. Allah razı olsun. Başkanım selam. 50 gündür ara verilen bir ligde puan kaybı olur mu zirvede? 50 gündür ara verilen bir ligde puan kaybı olur mu zirvede? Düşünceleri nelerdir diyor Adem Tüysüz. Aslında siz birazcık bu konuya da ufaktan değindiniz. Şöyle bir şey yani 50 gün bütün takımlar ara verdi. Lider takım da ara verdi. Üçüncü takım da ara verdi. 18. takım da ara verdi. Yani bu bir maç oynanırken sahaya kar yağması gibi bir şey. Karı nasıl iki takımda evet. kar yağışına karşı mücadele ediyorsa bu 50 günlük arada da bütün takımlar eşit şartlarda oldu. Onun için bu bir bahane değil bence. Bahane olmaz. Bu ligi öyle veya böyle bitirmek gerekiyor. Yani bu birçok takımın bakın bakıyorum hani hadi Süper Lig'de diyorum çıkmak yok önemli değil. Şampiyonlar Ligi belki orada önemli. En önemli gelir kaynağı ama şimdi ben bakıyorum Samsun Spor trilyonlara harcamış. Bandırma trilyonlara harcamış. Manisa keza öyle. Kastamonu öyle. Yani ciddi paralar harcanmış. Bu paraların
Çöpe atmış oluyorsunuz resmen. Futbolcuya verdiğiniz primi, futbolcuya verdiğiniz maaşı, personele verdiğiniz maaşı, gittiğiniz deplasmanı çöpe atmış oluyorsunuz. Ve Türk futbolundaki takımlar bu ekonomik güce sahip değil maalesef. Bakıyorum yine keza öyle. Üçüncü ligde Kocaeli Spor hemen hemen şampiyonluğu garantilemiş. Bakıyorum Karacabey Spor zaten şampiyon oldu biliyorsunuz. Evet, şampiyon evet. İlan, yani ilan edilmedi ama puan durumu neticesiyle şampiyonluğu garantiledi. Bütün maçları yenilse bile. Şimdi bakıyorum yine TFF 1. Lig'de Hatay Spor. Yani Hatay 53 puanda, arkasında Erzurum en yakın rakibi 47. Hatay 2. bitirse bile Süper Lig'e çıkacak. 3. takım Bursa 46. Yani geriye kalan son 6 haftada Hatay'ın 3 maç kaybetmesi lazım ki Bursa'nın ve Erzurum'un bütün maçları kazanması lazım. Hatay playoff'a kalıyor. O halde bile Süper Lig'e çıkma ihtimali var. Ki bana göre Hatay Spor da Süper Lig'de şu anda çıktı. Bu puan durumuna göre. Yani benim öngörüm o. Hani matematiksel olarak belki garantilemedi ama o da çıktı. Ki Hatay Spor Süper Lig'e çıktığında veya Erzurum Spor veya Bursa kim olursa olsun Süper Lig'e çıkan takımın ciddi bir maddi geliri olacak oradan. Bunların hepsinin önünü kesmiş oluyorsunuz. Şimdi ben Kastamonu Spor olarak, ben bir Kastamonu'yum. Kastamonu Spor Eski Kulüp Başkanıyım. Kastamonu Spor bu sene bir üst lige çıktığında ne olacak? Yönetimi ve başkanın eli hafifleyecek. Çünkü federasyondan gelecek olan para Kastamonu Spor'a bir nefes aldıracak. Keza Bandırma için de aynı şekilde. Samsun Spor da için de aynı şekilde. Yani, evet, sorulara da geçeyim. Kastamonu'dan bahsetmişken. Kastamonu Spor'un bu seneki playoff şansını nasıl görüyor başkan diye bir soru var. BFA 37 diye. Bununla ilgili ne söylersiniz? Benim gönlümden geçen öncelikle Kastamonu Spor'un direkt şampiyonluk birinci olarak çıkması. Matematik olarak şansımız var. Şu anda 56 puandayız. 53 artı 3 bir maç fazlasıyla. 56 puandayız. Liderin 4 puan gerisindeyiz. Ankara Demir de 60 puanda. Yalnız birbiriyle maçı var. Ankara Demir Bandırma maçı var. Yani oradan çıkabilecek bir beraberlik ve Ankara Demir galibiyeti ligin seyrini değiştirebilir. Bandırma'nın bir panik havasına girmesi belki oradan aradan bizi şampiyon olarak Allah bize onu nasip edebilir. Benim gönlümden geçen bu. Ama playoff'a kalırsak playoff çok farklı bir nasıl diyelim, sezon diyelim ya da bir parkur. Çok farklı bir parkur. Takım aslında, bu takım ben kurdum biliyorsunuz. Evet. O zaman evet, şu anki antrenörümüz de yoktu. O zaman şu anki başkan da futbol şube sorumlusuydu Sayın Enes Bey. Takımı kurarken zaten playoff endeksi bir takım kurdum. Maddi bir gücümüz yoktu. Çok zor bir sezondan çıkmıştık. Şampiyonluk kıl payı kaçırmıştık. Ve şehirden bize gelen bütün yardımlar, bütün sponsorlar kesilmişti. Sağ olsun o dönem, yaz döneminde onursal başkanımız Sayın Cengiz Aygün bize destek oldu, sahip çıktı. Bütün maddi giderleri o karşıladı. Tabii biz de bütün giderleri minimalize ettik. Çünkü tek bir insana, tek bir sponsora dayadık bütün her şeyi. Minimalize ettik. Çok ufak bütçelerle bir takım kurduk. O gün takımı kurarken şehre lanse ettiğim objektifimiz ligde kalmaktı. Ama benim kendi şahsi objektifim playoff oynamaktı. Yani playoff'u zorlamaktı. Ve ona göre bir takım kurdum. Nasıldı bu? Defansta kapandığı zaman hava toplarında zafiyet vermeyen bir takım. Ki ligin en iyi iki stoperinden birini kesinlikle istiyordum. Ya Cenk Kaplan'ı ya Özgür Yılmaz'ı. Özgür Yılmaz hem benim eski çalıştığım futbolcu. Karabispor'da beraber çalıştık. Sağ olsun kırmadı. Bizi etmedi. Geldi. Onu transfer ettik. Ve de ön liberolardan bir tanesinin çok uzun olması dedi ki o da Özgür İleri'ydi. Yani kapandığımız zaman yan toplarda zafiyet vermeyen bir takım haline geldik. Kontratak sisteminde de kanatlardan hızlı bir şekilde kaleye gidebilen çok yetenekli Metin Cancı gibi, Berkay gibi, Ömer gibi futbolcuları kadromuza kattık. Bence playoff parkurunda çok iddialı olabilecek bir takımız. Evet. Hemen devam edeyim ve bütün buradaki soruları bitirdikten sonra sizin Kastamonu Spor'daki döneminize hemen geçeceğiz. Büyüksün başkanım, evet. Tarihin gördüğü en başarılı başkansın diyor. Birçok selam var. Bunu okumuştum. Çatalca Zeytin'in gururu. Sağ olsunlar. İlçemiz Kastamonu bir ilçesi. Çatalca Zeytin. Selam olsun. Evet. Rabbim yolunu açık etsin diyenler. 23 Nisan da geçti, dön artık başkanlığa başkanım diyor. Bunu da konuşacağız. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyenler var. TFF başkanı olacak adamdır Erkan Özcan diyenler var. Allah razı olsun. Hiçbir para insan hayatından önemli değildir. Bu da benim görüşüm diyor Siri diye bir arkadaşımız. Kadir Fatih Özcan büyük başkan, aynı zamanda büyük futbolcudur. Tanıyanlar bilir diyor. Zaten onların hepsini ufak ufak konuşacağız. Başkana selamlar, büyük başkan. Karabük Mavi Ateş tribününden selamlar diyenler var.
Başkanım ne derin izler bırakmışsınız geçmiş döneme. Sağ olsun. Başkanlıklar iptal edilsin, edilirse Karabük Spor düşmüyor diyenler var. Şimdi oraya bir istersen devam edin, o Karabük konusunu istersen sonra cevaplandırayım. Tamam, ben hemen bir tane daha okuyayım. Başkanın söylediklerini kulak ardı etmeyin, söylüyorsa vardır bir bildiği diyor Serkan Sevinç. Sağ olsun. Allah razı olsun. Karabük'e şimdi şöyle söyleyeyim. Karabük'e geçeyim. Şimdi Karabük benim ikinci memleketim. Ben orada eğitim hayatımı, ilk orta lise eğitim hayatını orada okudum. Orada birçok arkadaşım var. Çocukluğum, gençliğim orada geçti. Karabük Spor'un düşmesini ben kesinlikle istemem. Ama şöyle bir şey var. Hani Karabük Spor bu sene ligler iptal edilse de ligde kalabilse, seneye tekrar ligde kalabilecek ümidi olsa isterim ben de bunu, ama Karabük Spor inanılmaz bir boş batağında ve kurtulma ihtimali gerçekten yok. Yani bu sene ligde kalsa seneye yine düşecek. Karabük şehrinin tekrardan futbolda ayaklanması için yapılması tek gereken şey Bal Ligi'nden yeni bir takım kurulması ve bu takımı profesyonelliklere taşınması. Başka bir ihtimal yok. Yani şu anki Kardemir Karabük Spor'un kurtulmasını maalesef Kardemir fabrikası, Kardemir şirketi istemezse kimse bunu sağlayamaz. Evet. Onun aslında Kardemir Karabük Spor ayrıca ele alınacak bir evet. Bir o durum. Ayrıca bir evet. Kesinlikle. Bir yorum daha vardı, bir soru daha vardı. Şeydi. Tamam. Hiçbir para insan hayatından önemli değil. Tabii ki hiçbir para insan hayatından önemli değil. Yalnız yapılması gereken şeyler var. Yani bir futbol ligi. Bakın, bu sene iptal ettik. Ve seneye tekrardan ben %90 eminim bundan. Seneye futbol ligleri oynanmayabilir. 2020-2021 sezonu olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü bu pandemi devam edecek. Ama bunun bir testi yapılması gerekiyor. Oynanması gerekli önlemler alınaraktan oynanması gerekiyor. Çünkü bu ligi oynatmazsanız bu seneyi Türkiye'de belli başlı, bakın Türkiye'nin önemli kulüplerinden Kocaeli Spor, önemli kulüplerinden Samsun Spor, bakın Manisa'nın bir ihtimali var playoff'tan, Kastamonu'nun bir ihtimali var playoff'tan, yine Sakarya'nın bir ihtimali var playoff'tan. Bunlar ülkenin ciddi futbol şehirleri. Bunların önünü kestiğiniz zaman bu kulüplere gelen motive olmuş başkanların da önünü kesersiniz. Bakın Samsun Spor'da ünlü bir iş adamımız var. Kulüp başkanlığını aldı. Kulüp yerlerdeyken, kulüpte yemek çıkmazken aldı kulübü nerelere getirdi. Keza Kastamonu Spor öyle. Yaz döneminde çok kötü bir süreç geçirdik. Cengiz Aygün sağ olsun kulübe sahip çıktı. Bu adamların harcadıkları emekler, paralar ne olacak? Ya insan hayatı tabii ki önemli ama bazen de bir yani kadere iş devam etmeli değil mi? Tabii. Bu mecburuz yani. Bu dünya dönmeli. Döndürmeliyiz dünyayı. Futbol dünyası dönmeli. Evet, o zaman sosyal mesafeyi her anlamda koruyarak sadece futbol için değil diğer meslek dalları için de bir şekilde bu döngüyü, yani, çarkı hep birlikte çevireceğiz. Yani öyle görüyorum artık ben, hep birlikte ya, destekle. Şu olabilir, bütün liglerde. Liglerin ilk maçının başlangıç tarihinden 14 gün önce bütün takımlar karantinaya alınabilir kendi tesislerinde. Karantinaya alınan takımlar bunu federasyon yapabilir. Ya Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de zaten kulüp doktorları var da diğer alt liglerde, 2. ve 3. liglerde kulüp doktorları sadece maçtan maça gelir. Bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. 2. ve 3. liglere federasyon bir doktor tayin edebilir. Ve o doktor bütün ekibi, işte malzemecisini, futbolcusunu, teknik heyetini, gerekirse yöneticisini karantina altına alıp sadece maçtan maça tesislerden çıkacak şekilde belli bir organizasyon yapılabilir ve teması kısıtlayabiliriz. Tabii ki bir kulüpte korona çıkarsa, koronalı hasta çıkarsa tabii o kulübün o hafta maçını iptal edebiliriz, iptal edilebilir. Bunlar ihtimal içinde olabilecek şeyler. Evet başkanım, bir soru daha var, Adem Tüysüz soruyor. Başkanım, güzel de bir soru aslında. O başkanım yazdığı için ben 2-3 defa böyle başkanım diyorum. Başkan olmak mı zor, taraftar olmak mı zor diyor. Ya o aslında yumurta tavuktan çıkar mı, tavuk yumurtadan mı çıkar mı? Başkan olmak çok zor. Yani çünkü neden zor? Ben zor bir süreçte geldim. Kulübün ekonomik anlamda dip yaptığı bir süreçte geldim. Ayağa kaldırmaya çalıştım. Pek de başaramadım açıkçası ekonomik olarak. Çünkü yardımları pek kulübe çekemedim. Sayın Başkanım, Cengiz Aygün... Başkanım, yalnız mı bırakıldınız? Ben bunu direkt soruyorum ama hazır bu mevzu yani, açılmışken. Şöyle söyleyeyim. Düşünüyor musunuz ya da? Tabii şehir yalnız bıraktı ama taraftar bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar, destek oldular. Şimdi için iki boyutu var. Bir futbol boyutu var, bir de ekonomik boyutu var. Şimdi ben kulübe başkan olduğumda 13 Ocak 2019'da
Kulüp ekonomik olarak batak seviyedeydi. Çok kötüydü. Yani için içinden çıkılabilecek bir durum değildi. Hatta başkan olmadan iki hafta evvel Antalya'da kamp yapılan otelin parası ödenmemiş. Otel futbolcuları dışarı çıkaracak. O kampın otel parası ben ödemiştim. Yani başkan olmadan daha evvel. Çok kötü bir durumdaydı kulüp. Tam seçim öncesindeydi. O zaman o dönemki siyasiler de pek seçim sürecinde pek yardımcı olamadılar. Tabii hasbelkader başkan olduk. Devre arası takımı biraz güçlendirdik. Ve liderliğe kadar yükseldik. Biliyorsunuz kendi evimizde Sakarya beraberle şampiyonluğu verdik. Hı hı. Şampiyon Keçiören Gücü oldu. Biz ikinci olarak playofflara katıldık ve playofflardan elendik. Daha sonra bu süreçte bütün şehir, yani ekonomik anlamda bütün şehir derken taraftarlarımız alınmasın. Taraftarlarımız Allah razı olsun her zaman yanımızdaydı. Hı. Ekonomik güce sahip olan şehri yönetenler hiç yanımızda olmadı. Bizi yalnız bıraktılar. Tabii bu süreçte Cengiz Aygün faktörü ortaya geldi. Sayın Ulusal Başkanımız ekonomik olarak maddi manevi bizim yanımızdaydı. Onun sayesinde transfer hesabını açtık. Transferlerimizi yapabildik ve lige başlayabildik. Ama yine Cengiz Aygün'ü haricinde yanımızda olan kimse olmadı. Peki başkanım, diğer sorulara geçeceğiz ama şunu sormak istiyorum. Tamam, bir mücadele verdiniz, güzel başarıları imza attınız, bir yerden bir yere taşıdınız. Ama sonuç itibariyle bir seçimde aday olmayacağınızı açıklayarak yine Ocak ayında bu görevden ayrılma kararı aldınız. Biraz önce sorduğuma eşdeğer olarak, yani yalnız bırakıldığınız için mi ayrıldınız? Bir de böyle sorayım. Yani aday olmaktan vazgeçtiniz. Yoruldunuz mu? Yoksa yeni bir kan değişimi iyidir derler ya. Bunu mu öngördünüz? Yani tamamen vicdanen rahat mıydınız ayrılırken? Ben elimden geleni yaptım bir başkan olarak. Gerek futbolcularımla, gerek teknik ekibe, gerek şehre. Bunu biraz siz anladınız beni başkanım. Siz açabilirsiniz. Anladım. Şöyle izah edeyim. Geçen sene şampiyonluğu kaybettikten sonra tabii yalnız bırakılınca ben de şehrin belki onaylayacağı bir başkan vardır. Başkan adayı vardır diye kongre kararı aldım. Haziran ayındaydı bu. Orada bütün şehir Erkan Özcan biz sana güveniyoruz. Bu işi sen yaparsın. Aday ol. Desteklediler. Sözler verildi. Yardım edeceklerini söylediler. Ben de aday oldum. Gördüm ki tekrardan başkan oldum. Yeni lige sezonu ben hazırladım takımı. Evet. Cengiz abi hariç kimse verdi sözü tutmadı. Bir tek Cengiz Aygün kulübün arkasında ve yanında oldu. Sağ olsun. Ben de aslında takımı kurduktan sonra, takımı kurarken bütün şehirde ve Türkiye'de de belki çok iyi bilirsiniz o dönem hatırlarsanız. Bizim grupta insanlar 3 takım küme düşer diyordu. Karabük Spor, Kastamonu Spor, Elazığ Spor. Yani Elazığ Spor depremden dolayı Kastamonu'yu duymamışım. Kaldı. Elazığ tabii. Çünkü duydum ama Kastamonu'yu duymadım bütün, açıkçası. Bütün futbol piyasası Kastamonu Spor'un küme düşeceğini iddia ediyordu ve şehir de buna inanmıştı. Şehirdeki birçok taraftan bana sosyal medyadan veya telefonumdan mesaj gönderiyordu. Gol atamadan bu takım küme düşer diye. Nitekim biz ne yaptığımızdan emindik. Takımı iyi hazırlamıştık ama transferleri son gün yaptığımız için ilk 2-3 hafta futbolcular hazır değildi. O yüzden ilk 3 hafta 0 puan yaptık. Daha sonrasında bir çıkış yakaladık. Ve takım bıraktığında takım liderin 2 puan gerisinde 3. sırada şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesiydi. Neden kongre kararı aldım? Aslında ben bu kongre kararını ilk yarının ortasında alacaktım ama hani derler ya lig bitmeden bu şeyde dere geçerken at değiştirilmez diye. Evet, etik de olmaz. Aynen. Onursal başkanımızı da istişare ettik Cengiz Aygün'le. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Devre arasında bir kongre yapma kararını aldık. Orada da yine Cengiz abi kulübün yanında oldu sağ olsun bırakmadı. Orada oğlunu kulübün başına geçirme kararı aldı. Ben herhangi bir aday olma isteğim veyahut da şeyim yok. Zaten kongre yapmazdım öyle bir şey olsa. Ben artık tamamen gönül rahatlığıyla ve kulübe verebileceğim her şeyi vermiş olarak kulüpten ayrılmak istediğimi söyledim. Sadece taraftar olarak yoluma devam etmek istediğimi söyledim. Tabii Cengiz abi tekrardan kulübün yönetiminde veyahut da futbol idaresinin içinde olmamı istedi ama bunu ben kabul etmedim. Çünkü artık yeni bir serüven, yeni bir başkan, yeni bir heyecan vardı. O yüzden dışarıdan izlemek, dışarıdan taraftar olarak destek sağlamak benim için daha doğruydu. Evet, yani şu anda bize de mevcut başkanla başarılar dilemek düşüyor aslında. Tabii. Ama benim bir iki soru da ekranda yani telefondaki sorulara bir cevaplayalım. Sonrasında yeniden bir sorum olacak Kastamonu Spor'la ilgili. Mertcan Özcan evet sanırım. Başkanım inşallah sizi daha büyük görevlerde göreceğiz. Zor imkanlarla nasıl büyük başarılar yakalanabileceğini bize gösterdiniz.
misiniz diyor. İyi akşamlar başkanım diyenler var. Bedirhan Şahin, Derya Gözel, Yalçın Akın hepsi iyi akşamlar diyor, selam söylüyorlar. Herkese iyi akşamlar. Siz de görebiliyorsunuz değil mi başkanım? Evet görüyorum da okumuyorum fazla. Ben okuyayım başkanım. Evet. Açıklamalarınızdan dolayı bravo başkanım diyenler var, merhaba diyenler var. Hayırlı kandiller diyenler var. Hemen soru olanlara geçelim. Fikir verenler de var. Başkanım bence ilk 3 sıradaki takım şampiyon olmalı. Küme düşme adayı olan son 4 takım kendi aralarında maç yapmalı. Kaybeden 3 takım küme düşmeli diye düşünüyorum ben diyor MC Aydemir. Devam tamam ediyorum. Ben ona şöyle bir örnek vereyim Sayın Aydemir'e. Şimdi küme düşme ihtimali olan takımlar maç yapmalı. Şimdi Etimesgut'la Niğde'yi alalım. Etimesgut kümede kalmayı hemen hemen garantiledi. Şimdi nasıl bir hakkaniyet olacak burada? Etimesgut 31 puanda, Niğde 17 puanda. Nasıl olacak bu hakkaniyet? Evet. Yani o olmaz. Bence lig bakın oynansın demiyorum. Israr edilsin demiyorum. Şu anda bugün herhalde 28 vefatımız vardı ve 1000 vakamız vardı sanırım. 1000 küsür. Evet. Eğer evet. süreç böyle devam ederse yani o diyorlar ya hani meşhur şey noktası ne diyorlardı ona? Bir tabiri vardı sağlıkçıların. Pik noktası. Pik noktası böyle aşağıya doğru gitmeye devam ederse bence lig oynanmalı. Yani evet. Her gün biz vakalarda artık 1000'in altına düşersek lig oynanmalı. Tabii ikinci bir dalga gelir Allah göstermesin. Vakalar artar, vefat sayılarımız artarsa zaten oynanmasın. Onda kimsenin şeyi yok. Ama evet. şu anda bence oynanabilecek konjonktür sağlanacak gibi geliyor Haziran-Temmuz aylarında. Evet. Ya bu araya ben de bir soru sorayım da başkanım öyle devam Evet. edelim. Şimdi Bundesliga başladı biliyorsunuz. Lig oynandı Evet. maçta bilmiyorum izlediniz mi? Orada saha Evet. için çok kısaca hemen sorayım. Hani oynanırsa işte sosyal mesafe korunacak, gerekli önlemler alınacak diyor. Bir örnekti bizim için aslında hani ne olacağını görebilmemiz açısından. Sizce içerideki yani saha içindeki hava yeterince bu söylenen şeylere uygun muydu? Yani hani işte baraj kurması var, korneri var, şusu var, busu var çok konuşuluyor. Çok büyük espriler de dönüyor bununla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Eğer sahada mücadele eden futbolcuların veyahut da herhangi bir malzemeci veya masör doktorda da olabilir, kulüp doktorunda hastalık varsa bunu engellemek çok zor futbol oyununda. Yani çok zor. Sonuçta sürekli temas olacak. Hadi geçtik şeyi serbest vuruşu. Bir köşe atışında futbolcular 20 metrekarede 22 yani 20 18-20 futbolcu olacak. Hiç fark etmeden insanlar birbirine tükürebilirler. Fark etmeden. Konuşurken bile bu. Çünkü futbolda stopersiniz ya da kalecisiniz. Adam paylaşımı yaparken bağırıyorsunuz. Bağırırken ister istemez belli sıvılar ağızdan çıkacak. Tabii. Yani bunu engelleyemezsiniz. Bunu en başta yapılması gereken şey o sahaya çıkmadan insanların negatif pozitif olduğundan emin olmak gerekiyor ve bu da maç günü değil ilk maçın başlangıcından 14 gün evvelden itibaren doktor kontrolünde bütün takımların tesislerde karantina altına alınması gerekiyor. Eğer futbol ligi oynanacaksa. Evet. Hemen devam ediyorum. Büyük Alper Buğra Karakaş Büyük Başkan kısıtlı parayla kurduğun kadro her baba yiğidin harcı değil diyor. Başkanım seninle gurur duyuyoruz. İyi akşamlar başkanım. Olur böyle şeyler nazar değiyor diyor. Cumhurbaşkanı diyor. Galiba biraz önce başbakan dedi. Allah razı olsun. Allah söyletiyor başkanım artık neyse. İnşallah hayırlısı diyelim. Seni başkan hayırlısı yapacağız olsun. Diyor Nuri Saral. Allah güzel razı bir şey olsun. Söylemişim. Kar yağmasını severiz. Kasımpaşa'yı eledik kupada diyor. Evet. Mehmet devamını O okuyamıyorum. o örneği bilerek vermiştim. Kasımpaşa bizde çok 4 Evet. mevsimli bir maç olmuştu. Elemiştik. Ben o zaman yurt dışında başka bir takımda çalışıyordum. Kasımpaşa'yı elemiştik. Kasımpaşalılar basına demişler işte kar yağdı, iklim şartları falan. Size yağan karı bize de yağdı. Yani bunun bahanesi olmaz. Hani sağda kar Aynen. iki takıma birden yağıyor. Serkan Sevinç işini doğru dürüst açık şekilde şeffaf yapan tek başkandı diyor sizin için. Ağzına sağlık başkanım diyen var. Yalçın Akın başkanım İstanbul Kastamonu taraftarı düşünceleri. Yani Taraftar buradaki hakkındaki yorumlarım mı? muhtemelen Vallahi İstanbul Kastamonu Derneği gibi taraftar grubu gibi bir şey mi acaba? Evet. Yani orada şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Kastamonu il nüfusumuz 400 bin. İstanbul'da yaşayan Kastamonu nüfusumuz yani daha fazlasını söyleyen insanlar var ama 1,5-2 milyon civarı. Yani İstanbul'da yaşayan Kastamonular çok yani ilden daha fazla. İlin 4-5 katı kadar İstanbul'da gurbetçimiz var.
Oradaki taraftarların bana yani nasıl bir taraftar ilk grubu olduğunu sormak istemiş sanırım hemşerimiz. Şöyle söyleyeyim, gerek başkanlık sürecinde gerek başkanlıktan önceki ve sonra İstanbul'da maç oynamadık ama önceki süreçte İstanbul'a gittiğimiz her maçta yani taraftar bizi büyüledi. Sadece İstanbul değil, İstanbul'a evet İstanbul'a yakın illerde de bizi büyülediler. Yani muazzam bir destek verdiler. Buraya geldikleri zamanlar da oldu. Mükemmel bir taraftar grubu var. İşin bilinciler, son derece profesyoneller. Ve inanın hafta içi oynadığımız maçlarda bile işlerini, güçlerini bırakıp bizi desteklemeye geldiler. Ne güzel, helal olsun. Yeni Spor Magazin 37 bir soru soruyor. Pandemi sürecinde futbolcular antrenmandan uzak kaldı. Kısa süre de nasıl değerlendirilecek? Olası adale sakatlıkları yaşanırsa sorumlu kim olacak? Futbolcularını mental ve kondisyon durumu kontrol eden özel çalışma yapan kulüpler var mı? Başkanım, büyük ihtimal biz bu sorulardan ilerleyeceğiz. Artık ben kendi sorularımı evet, şimdi, kenara bırakıyorum. O soruya şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz ki ikinci ligler Nisan sonunda bitiyor. Playoff oynamayan takımlar normalde her sene Nisan sonunda ligi bitirir. Nisan sonundan zaten ilk maç genelde Ağustos'un son haftası, son günü olur. Ya da Eylül'ün ilk günü olur. Eylül 1-2 gibi. Zaten burada bir 4 aylık ara var, yani 120 günlük ara var. Bunu biz 60 günlük bir kamp yapıyoruz, 50-60 günlük. Yani yine bu 2 aylık arayı 45-50 günlük bir kampla kapatılabilir. Ve bu yapılmalı. Zaten birkaç takım idmanlara başladı ikincilikte. Tuzla Spor'u başladı diye biliyorum. Manisa başladı, bıraktılar, bayram öncesi tekrardan başlayacaklar. Ben eminim ki bütün ikincilik takımları aksi bir açıklama olmazsa Futbol Federasyonu'nda bayram sonrası en geç Haziran başında toplanacaklarını düşünüyorum ve bu da 48 gün 50 gün yapar. Bence yeterli bir süre hazır olmak için. Evet. Başkanım, benim size biraz önce, birazdan size farklı bir soru daha soracağım Kastamonu ile ilgili dediğim soruyu bir izleyenimiz benden önce davranmış, sormuş. Ben bunu birbirine bağlıyorum şimdi. Mehmet 37905 tekrar başkanlığa dönmek isterler mi diyor sizin için? Biz isteriz ve çok da seviniriz diyor. Ben de bunu soracaktım. İlerleyen süreçte Kastamonu Spor'la ilgili, ki çok emek verdiğiniz için, kurduğunuz bir kadro var ve iyi bir duruma getirdiğiniz bir Kastamonu Spor var. Devamında da güvendiğiniz insanlara yine teslim ettiğiniz aslında bir Kastamonu Spor var ortada. İleriye dönük hedefleriniz arasında başkanım, ki yakın zamanlı hatta hedefleriniz arasında sormak isterim, Kastamonu Spor'la ilgili bir başkanlık düşünceniz var mı? Ve bildiğim kadarıyla, daha doğrusu kulağıma gelen duyumlarla ilgili, bir de Avrupa ile ilgili çalışmalarınız var. İsviçre'de bir takım, yanlış mıyım bilmiyorum ama siz evet, onu açıklasanız. Evet. Bu ikisini bize karma bir şekilde, ki izleyenler de taraftarlar da sizi yeniden görmek istediklerini ifade ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var aslında, memleketimin takımında başkanlık yapmak kutsal bir görev. Yalnız görev istenmez, görev verilir. Şu anda başkanlığı bırakmamın en büyük sebeplerinden biri, az önce açıkladığım gibi, şehirdeki o bütünlüğü sağlayamamak. Özellikle ekonomik desteği kulübe getirememek. Futbol anlamında ne kadar başarılı olsak da, yani ben çıktığım lig maçlarının 108 puanın 78'ini toplamış bir başkanım. Son derece başarılı bir dönem geçirdik ama ekonomik anlamda başarılı bir dönem geçiremedik. Şehirde kavga etmek zorunda kaldık Kastamonu Spor'a destek bulmak amacıyla. Ve bu kavgada maalesef kulübe gerekli destekleri sağlayamadık. Kulübü teslim noktasında da Allah razı olsun, Cengiz Aygün hem bize sahip çıktı hem de şu anda kulübe sahip çıkıyor. Kulübün nefes almasını sağlayan kişidir. O yüzden de hiçbir zaman gözümüz arkada değil. Taraftar olarak sonsuz güveniyoruz Cengiz abiye, onun yapacaklarına. Yani şehir kenetlenip ya şu anda kulübün şampiyonluk iddiası olan bir kulüp Kastamonu var. Bunun başkanı var. Gün gelir. 4 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra gün gelir. Eğer nasip olursa, şehir bunu isterse biz tabii ki memleketimize hizmet etmeyi her dalda isteriz. Ama şu anda böyle bir beklentim veyahut da böyle bir amacım yok. Bunun kararını şehri yönetenler verecektir. Evet. İsviçre konusuna gelirsek de evet, ki başkanlığı bırak. Orada da yaşadınız başkanım. Tabii. Orada futbol oynadım. Orada kulüplerde çalıştım. Çok önemli, ciddi kulüplerde görev aldım. Yine şu anda belki ismini vermem hoş olmayacağı için, oranın ciddi kulüplerinden, köklü kulüplerinden, 100 sene yaşkın futbolun içinde olan bir kulüpten, benimki eski kulübüm, eski çalıştığım kulüp, öyle söyleyeyim.
başkanlığı bıraktıktan sonra şöyle bir yorum olmuş. Hem Türkiye'deki insanlarda hem oradaki beni tanıyanlarda ki geçen sene oranın çok yüksek tirajlı bir ulusal gazetesinde de haber yapmışlardı beni Kastamonu Spor Kulüp Başkanı olarak. Şöyle bir dedikodu çıkmış. Hani İsviçre'ye tekrardan gideceğim, yerleşeceğim, orada yaşayacağım şeklinde. Sağ olsun benim çalıştığım dönemki kulüp başkanı şu anda hala kulüp başkanı orada. Beni aradı, halimi hatırımı sordu. Görüştük, konuştuk. Bana eğer İsviçre'ye yerleşeceksem tekrardan benimle çalışmak isteyeceğini söyledi. Ben de şu anda öyle planımın olmadığını söyledim. Bu tabii şeyden pandemiden önceydi. Ligler devam ediyordu orada. Şubat sonu itibariyle orada ligleri durdurdular. Amatör ligleri komple iptal ettiler. Profesyonel ligleri zaten orada çoğu lig amatör. Süper Lig var. Lig B var. Lig B'yi de iptal ettiler. Süper Lig'in ne olacağı belli değil. Lig B'yi belki tekrardan başlatabilirler. O da belli değil. Ama diğer ligler iptal. O zaman ben hani Türkiye'de kalmayı düşündüğümü söylemiştim. Geçenlerde yine kendisiyle telefonlaştık. Bu konu hakkında yine esprili bir yaklaşımda bulundu. Ben de sınırlar açılır açılmaz İsviçre'ye ziyarete gideceğimi, tatile gideceğimi söyledim. Hatta yani koronadan önce İsviçre'ye gitmiştim aslında. Başkanla da orada bir istişarede bulunmuştuk. Koronada başlamadan 2-3 hafta evvel, oradaki ligler kapanmadan bir hafta evvel ben Türkiye'ye döndüm. Yine inşallah sınırlar açılır açılmaz bir hafta 10 gün tekrardan İsviçre'ye gideceğim. Şu anda yurt dışında yaşamak gibi planım yok. Türkiye'de gayet mutluyum. Kastamonu'da gayet huzurluyum. Ama hayatta büyük konuşmamak gerekir hiçbir şey için. Evet. Yani başkanım hakkınızda hayırlısı olsun diyelim bununla ilgili. İnşallah. Buradan da bir söz almak isterim. Yarın öbür gün gidersiniz, orada bir takıma başkan olursunuz. Belki kulüp alırsınız. Hiç belli olmaz. İlk haberi ben yapmak istiyorum. Tabii. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Hemen izleyicilerimizin yine yazdıklarına dönelim. Çünkü bekliyorlar. Yalnız bırakanlar utansın diyor Mehmet Bey. Kastamonu sizinle gurur duyuyor başkanım. Erkan Başkan Cengiz Bey'in hakkını her yerde verir diyor. Kim diyor? Hemen bakayım. Kadir Fatih Özcan. Özgür Menteş iyi akşamlar başkanım diyor. Erkan Danışman Karabük'ten selamlar başkanım diyor. Ahmet Çetin başkanımız elinden geleni yaptı. Kadir Fatih Özcan her yerde konuşur Cengiz Bey'in Kastamonu Spor için yaptıklarını. Ne güzel mesajlar geliyor başkanım, muhteşem. Ramazan yani... Ablatoğlu, onu da okuyayım hemen başkanım. Evet. İyi akşamlar yayınlar, sizi tekrar Kastamonu Spor'un başında görmek istiyoruz. Emanetinizi geri alma vakti geldi başkanım diyor. Büyük başkan diyenler. Büyük başkanım, ne diyorsunuz bu konularla ilgili? Allah hepsinden razı olsun. Tabii Cengiz Bey konusunda aslında hani Cengiz Aygün Kastamonu'ya yaptıklarını ayrı bir program değil, birçok programa zor sığdırırız öyle söyleyeyim ama benim başkanlık sürecimde Allah razı olsun bir tek yanında olan oydu. Maddi manevi çok destek verdi. Kulübü yaşatmaya çalıştık ve bence elimizdeki imkanlarla çok çok iyi işler çıkardığımıza inanıyorum. Cengiz abi zaten şu anda Kastamonu'nun sembol isimlerinden, Kastamonu'nun abisi. Sadece futbol sektöründe değil, birçok yardıma muhtaç insana yardım ediyor. Şehirde bildiğim kadarıyla bir spor salonu inşa ediyor. Yine bir spor okulu inşa edecek, çok ciddi maliyeti olan. İlçelerde belli destekleri var. Yani şu anda hani tek tek saysam programın sanırım vakti yetmez. Onun için Cengiz abi bu süreçte bize en çok yardım eden ve yanımızda olan memleket sevdalısı Onur Tal Başkanımız, abimiz, bir iş adamımız. Ona yine buradan sizin vesilenize teşekkür ediyorum. Fazla onun hakkında söyleyecek hani fazla bir şey, her şeyi söyledik. Zaten hani söylemekte de şu anda söylesek ne, yani hepsini söyledik. Dediğim gibi programımız zamanı yetmez. Biz de o zaman sizin vesilenizle, sizin aracılığınızla kendisine teşekkür edelim. Bunca emek vermiş. Yok olmasın diye bir kulüp. İnşallah. Biz herkesin mazisini biliyoruz başkanım. Sizi Kastamonu Spor'un başında görmek istiyor diyor. Ramazan Ahlatçıoğlu'ydu galiba. Yıldız Saç Tasarım Merkezi geç bulduk, tez yitirdik. Var ol Erkan Başkan. Allah razı olsun. Sloganlar falan her şey hazır. Adem Tüysüz boşuna başbakan dememişim size. Yani boşuna dilim sürçmemiş. Başkanım altyapı için neler düşünüyor, neler yapılmalı? Hemen bu konuya da değinelim başkanım. Hani vaktiniz de daraldıkça biraz daha hızlı gitmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim, ilk göreve geldiğimde yaptığım ilk hamle altyapı hamlesiydi. Onur Beşel'i, Sayın Hocamız Onur Beşel'i koordinatör olarak altyapıya getirdik. Orada belli düzenlemeler yaptık ama futbolu biliyorsunuz, üstte paranız yoksa alta maalesef destek sağlayamazsınız ama orada ciddi şeyler yine yapmaya çalıştık kıt kanaat. Yani bizim önce, biz gelmeden evvel altyapı takımları deplasmanlara günübirlik gidip geliyordu. Biz
Yine onların otelini, kalacak yerlerini falan sağladık. Tabii bu biraz belediyenin yardımıyla oldu. Biraz Cengiz abi, biraz kendi şahsi kaynaklarımızla bunu sağladık. Ve ben Haziran ayında altyapıdan 4 tane futbolcumuzu profesyonel yaptım. Ve bunların 2 tanesi kadroya sürekli girdi. Bir tanesi gerek kupa maçları gerek lig maçlarında görev aldı. Ve yine devre arasında Oğuzhan Doğan altyapıdan çıkardım, profesyonel yaptığım futbolcu. Devre arasında 3. liglerin bazılarından transfer teklifi ve kiralama teklifleri aldı ama kadro kısıtlı olduğu için göndermekten yana karar kıldık. Kastamonuspor'un, yanlış hatırlamıyorsam, bu Kastamonuspor'un tarihinde altyapıdan çıkıp profesyonel A takımda oynayan nadir futbolcuları bu dördüdür, bu seneki Ne dördüdür. güzel. Altyapı ciddi bir önemimiz vardı. Önem de verilmeli. Çünkü şahsi düşüncem, futbol piyasasında artık maddiyatın dip yapacağı ve altyapıya önem verilmesi gerektiği, bence insanlar bunu anlamalı. Çünkü dünya ekonomisi de çok kötü bir yere gidiyor. Artık Evet. yani bizim ikinciliklerde artık öyle çok ciddi rakamlar, hani biliyorsunuz az çok 600'ler 700'ler falan artık olacağını düşünmüyorum. Piyasa iyice düşecek. Evet. O yüzden bütün kulüpler altyapıya çok önem vermeli. Evet. Başkanım hemen devam ediyorum. Eyvallah başkan. Hakkını çok helal et diyor Kofi Ahmet. Allah razı olsun. Ramazan Ahlatçıoğlu yine Kastamonuspor'un kimsenin abiliğine ihtiyacı yok. Sizin gibi temiz bir başkana ihtiyacı var diyor. Biraz serzeniş. Bu arada Orhan Kaynak biliyorsunuz küçük Orhan Orhan hocamız. Trabzonspor'un Evet, bir evet. Kendisine selamlar. selam olsun hocam. Çok değerli, çok kıymetli bizim. Aleyküm selam. Hocamın o Avrupa Kupaları, Trabzonspor'la Avrupa Kupalarında attığı golleri, geçen o evde dururken eski maçları izliyordum. Yine Orhan hocam aklıma geldi. Kendisi de en son İstanbul'da görüşmüştük, İstinye Park'ta. Koronadan bir iki Evet. hafta evvel oturduk, Evet. bir şeyler içtik, sohbet ettik. Hocam çok değerli, çok mütevazi bir insan. Çok. İnşallah Tam onun mesaj. da başarılı, İnşallah başarılı başkanım. daim olur. İnşallah. Mesaj yazmış bize. Sayın başkanıma selamlar. Elif Hanım yine güzel bir program yapıyorsun diye de beni de es geçmemiş. Hocam her zamanki gibi Sağ olsun. nazik, mütevazi bir Evet. tanedir. Ramazan Ahlatçıoğlu yine yazmış. Sizi başkan olarak görmek istiyoruz. Kastamonu Spor Kulübü'nün kimsenin, onu okumuştum galiba, temiz bir başkana ihtiyacı var diyor. Tekrar yazmış çünkü. Aziz Baş, Kastamonu Spor'a transfer döneminde isim olarak yardımcı olması istendi mi başkanımıza sorabilir misiniz diyor. Aziz Baş diye bir izleyici Şöyle söyleyeyim. bunu soruyor. Şu yayın herhangi bir görüşmede bulunmadım. Şöyle söyleyeyim. Kongreden sonra şu anki başkanla sadece bir iki görüşme, o da kulübün hani o tam devir teslim sürecindeki görüşmeleri yaptık. Ama şu anda kulübün başkanı var, bir yönetimi var, bir teknik heyeti var. Bence her şeyi onlar yapmalı. Yani sorumluluğu da onlar almalı. Çünkü bütün maddiyatı karşılayacak olan onlar, sorumlu olacak olan onlar. Bir başarıda veya başarısızlıkta bütün bedelleri ödeyecek olan onlar. Bence mekanizmanın başındaki insanların bunu yapması gerekiyor. Çünkü benim futbol düşünce tarzım çok farklı. Mesela ben bu sene Metin Can Cici'yi transfer ederken bütün yönetim bana aldıkları duyumlardan dolayı transfer etmemi gerektiğini söylemişlerdi. Ben kendinden emin olduğum için transfer ettim. Ve şu anda Türkiye'de en büyük patlama yaşayan futbolcu oldu. Evet. Mükemmel bir futbolcu kendisi. Şimdi onun için ben farklı düşünebilirim, farklı hareket edebilirim, tasvip edilmeyebilirim. Benim de bir huyum var, tasvip edilmediğim yerde ısrar etmem. Onun için bence şu anki yönetimin, başkanın ve teknik heyetin gelecek sezonu hazırlaması gerekiyor. Ben bir taraftar olarak tribünde gerekli desteği veririm. Maddi olarak kulübün ihtiyacı olsa elimden geldiği kadar destek olurum. Onun dışında herhangi bir çalışma altında maalesef bulunamam. Destekten bir terkinde bulunamam. Anladım. Başkanım yine çok güzel bir soru var. Kamil Menteş soruyor. Siz bıraktıktan sonra takımın hakkındaki görüş takımı bıraktıktan sonraki görüşlerinizi, yani takım hakkındaki yine devam eden süreçteki görüşlerinizi merak ediyor. Teşekkürler diyor. Yani şöyle söyleyeyim, lig bitmeden bu yorumlanmaz. Takımın daha şampiyonluk şansı var. Yani şimdi ben iyi desem kötü bitse yanlış çıkacağım. Kötü desem iyi bitse yine yanlış çıkacağım. Bence bu değerlendirme lig sonunda yapılmalı. Evet. Ama lig Yani sonu bir şey tabii yaparız. lig sonu değerlendirilmeli. Şu anda takımın şampiyonluk iddiası var. Ciddi bir şampiyonluk adayı. Bence taraftarların bu doğrultuda takımı desteklemesi gerekiyor. Ben yönetimin, futbolcuların, başkanın,
teknik heyetin yanında olması gerekiyor bütün taraftarların ve lig sonunda değerlendirilir. Hani nasıl bir süreç oldu? İlk yarı Erkan Özcan varken nasıldı? Sonrası nasıldı? Bu lig sonu değerlendirecek şeyler bunlar. Evet, seni başkan yap oraya Payal. Soner Kömürcü Erkan Başkanım Çatal Zeytinspor'a da bir el atıverse diyor. Hayırlı geceler başkanım diyenler. Sevgilerini sunanlar. Ben hızlı hızlı başkanım, o kadar çok ki. Evet. Yani emek verip beklemişler, yazmışlar. Okumadan geçmek istemiyorum. Başkanım, tabii tabii, sorun değil. Yeni bir proje var mı? Hedefleriniz neler diyor. Bu iki soruyu ayrı ayrı kişiler soruyor bunu. Emrah Genç soruyormuş, pardon. Yeni bir proje var mı? Hedefleriniz neler diyor. Başkanlığı bıraktıktan sonra pandemi sürecine kadar tabii bazı kulüplerden Türkiye'de 2. lig ve TFF 1. ligden görüşmelerimiz oldu, temaslarımız oldu ama özellikle bu yazı rahat geçirmek istediğimi söylemiştim. O yüzden fazla ilerletemedik bu görüşmeleri. Tabii biliyorsunuz, siz de bildiğiniz gibi futbol camiasının içindeyiz. Yine kalacağız, devam edeceğiz. Kendi özel hayatımıza, özel işlerimize devam ediyoruz. Ama projeler pandemi sürecinden sonra illaki olacak. Yani yeni bir futbolun içine tekrardan sezon sonu itibariyle yer alacağımı düşünüyorum. Evet, inşallah başkanım. Osman, devamını okuyamıyorum harflerle çünkü yazıyor. Başkanım, evet. Emeklilerin için sonsuz teşekkürler. Senin futbol aklına her zaman ihtiyacımız var. Memleketi bırakma başkanım diyor. İlhan Demirci, Çatal Zeytin olarak büyük başkanımızı tekrar görmek istiyoruz diyor. Korhan Allah Korkmaz, olsun. Başkanım iyi bir takım kurdunuz ve özellikle Metincan Cici izleme şansı verdiniz. Sağ olun, teşekkürler her şey için diyor. Yıldız Saç Tasarım, Metincan Cici'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor diyor. Metin Can Cici'nin sözleşmesi 2000-2021 sezonunda da devam ediyor. Yani onunla anlaşırken 2 senelik anlaşmıştık. Bu senenin sonunda 1 sene daha sözleşmesi var. Tabii ki artık transfer teklifi gelir, kulüp para kazanır, gönderirler. Veyahut da seneye biz inşallah TFF 1. ligde oluruz. Bizimle beraber yola devam eder Kastamonu Spor'la. Bu bizi memnun eder. Çok kaliteli futbol, düzgün bir kişilik. Ama takımdaki diğer futbolcular da öyle. Yani bu başarının altındaki sebeplerden, en büyük sebeplerden biri de bu takım ruhu, arkadaşlık üst düzey. Bütün futbolcuların kaliteli insan olması ilk önce. Futbolculuktan önce hepsi kaliteli insan. Bu evet. Büyük aslında başarıyı bu getirdi. Futbolcuların o içerideki birbirine olan samimiyeti, birbirine olan dostlukları aslında başarıyı bunlar getiriyor. Ve hepsi inanın tek tek pırlanta gibi arkadaşlar. Evet. Allah yollarını açık etsin diyelim. Amin. Ali Güngör, sizin Güner galiba. Sizinle Kastamonu Spor büyük bir ivme yakaladı. Gerçekten her şeyinizle çabaladınız ve yaptığınız emekleriniz için teşekkürler başkanım diyor. Büyük başkan, başkanım maçlar başlayınca taraftar içinde mi maçı izler, protokolde mi izler? Yani taraftarlarla mı maçı izleyeceksiniz yoksa protokolde mi? Taraftarlarla maç izlemeyi düşünüyorum. Kastamonu'da oynanan maçlarla bizim 3 tribünümüz var. Şerife Bacı'nın torunları diye adlandırdığımız taraftar grubunun işte maraton tribününde yerleri var. Bir hafta orada, işte bir hafta protokolün sağında, bir hafta protokolün solunda olmak şekliyle taraftarlar arasında maç seyretmeyi düşünüyorum. Evet, çok güzel. Karabük Spor'la ilgili sorular var ama başkanım, ona girersek şu anki durumunu, mevcut durumunu soruyorlar. Onu belki ilerleyen süreçte farklı bir program yaparız. Olabilir, evet. O zaman da geniş detay veririz. En azından pandemi sürecini şimdi konuşmuş olduk. O kısmı atarız, Karabük'ü alırız oraya. Fenerbahçe'ye evet. Başkan adayı olacak mı ileride diyenler var? Yok, ben 10 yılı geçti Türkiye'de. Süper Lig'de takım tutmuyorum. Kastamonu sporluyum. Başka bir takımım yok. Sadece şahsi olarak çok sevdiğimden Süper Lig'i görev yapan bir hocanın gittiği her takımı destekliyorum. Onunla da şahsi olarak çok sevdiğimden, kendisi de bir gönül bağım olduğundan. Yoksa Süper Lig'de herhangi bir takım taraftarı değilim. Benim için Kastamonu Spor. Başkanım, Instagram şu an sinyal veriyor canlı yayın. Diyor ki bir evet. Dakika 45 saniyeniz kaldı diyor yayının bitmesi için. Ben hemen iki tane daha temenniyi okuyayım. Tamam. Ve son sözlerinizi alalım. Selam başkanım, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı kandiller dilerim diyor Koray Yumurtacı. Erdem Özcan da sayın başkan, cüzi bir kadroyla büyük bir başarı yakaladı. Emekleriniz tartışılmaz. Başkanım, herkes verdiğiniz emekleri görmüş. Aslında sağ olsunlar. Şehir olarak, şehir sizi yalnız bırakmamış, taraftarlar sizi yalnız bırakmamış. Sadece Kastamonu değil başkanım, Karabük'tekiler de hep yanınızda olmuş.
Yani gerçekten muhteşem izler bırakmışsınız. Ben önce temennimi ileteyim. Umarım kalbinizden geçtiğince olur ve yeniden yuvam dediğiniz, evim dediğiniz Kastamonu Spor'da ilerleyen zamanlarda emeklerinizle yeniden mücadele edersiniz. 58 saniyemiz var başkanım. Kapanırsa olmadı tekrar tamam. Sizi son. Şöyle değerlendireyim. Ben Kastamonu'dayım, halkın arasındayım, sürekli dışarıdayım. Olumlu tepkileri zaten dışarıda da alıyorum. Allah razı olsun. Herkesin iyi niyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Önemli olan benim tekrardan Kastamonu Spor'da olmam değil. Önemli olan Kastamonu Spor'un hak ettiği yerlerde olması. TFF 1. Lig'de, hatta Süper Lig'de olması. Benim gönlümden geçen bu. Erkan Özcan olur, başka birisi olur. Ama